لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَ. Bu da Kur'ani temel bir ilke. Buna dair Kur'an'da pek çok ayette benzeri ifadeler bulabilirsiniz. Kısaca Allah Azze ve Celle'nin iyilik yapmış kimselere, güzellik yapmış kimselere, doğrulukta bulunmuş, sadakatte, vefada bulunmuş. Bunların hepsini Allah'a karşı tabii. Yoksa Allah'a karşı doğrulukta, vefada, sadakatte, güzellikte kusur etmiş, insanlarla olan ilişkisinde bunları düzgün götürmüş kimselerden bahsetmiyoruz. Bu yaşamdaki temel sorumluluğumuz, bu yaşamı var eden, hepimizi var eden, her gün yarattıklarıyla bizi doyurup besleyen Yüce Yaradan'a karşıdır. Yüce Yaradan'a karşı kusur ettikten sonra aramızda artık iyi kalmaz. O kusur eden, Allah Azze ve Celle'ye karşı kusurlu bulunan kimsenin başkalarına olan iyiliğini konuşmayız dahi. Dolayısıyla güzelden, doğruluktan, iyilikten, vefadan, bunların hangisinden bu Kur'ani planda söz ediyorsak Allah Azze ve Celle'ye karşı bunları söz ediyoruzdur. Kullara karşı olanları, onlar Allah Azze ve Celle'ye karşı olan sorumluluğumuzun zaten kapsamı içerisinde kalmaktadır. Çünkü Allah kitabında benim istediklerimi yerine getirin, bana karşı iyi olun da birbirinizi nasıl kıyarsanız kıyın umurumda bile değil dememiştir. Tersine Allah Azze ve Celle kendisine karşı sorumluluğumuzun içerisine kullara karşı olan sorumluluğumuzu da yine kendi garantisi, kendi buyruğu içerisinde buna yer vermiş ve kendi rızasını bunun içerisine katmıştır. Dolayısıyla anne babasına söz gelimi iyilikte bulunması kulun Allah Azze ve Celle'ye karşı iyilikte bulunmasının zaten içindedir. Kullara karşı adil bulunması, zulme yanaşmaması Allah Azze ve Celle'ye karşı yine sorumluluğunun içinde kalmaktadır. Ancak Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarını ihmal eden, öte yandan kullara karşı olan sorumluluklarında düzgün olmaya çalışan kimseler değil mi ki Allah'la bağı koparmışlardır? Bunların artık anne babaya vefası da rıza-i ilahiye yol açmaz. Komşularıya adil davranması da rıza-i ilahiye yol açmaz. Günlük yaşamında düzgün olması, doğru düzgün davranışlar sergilemesi de Allah Azze ve Celle'nin rızasına yol açmaz. Çünkü iyiliğin kökünde ve temelinde Allah Azze ve Celle için olduğu takdirde vardır. Allah Azze ve Celle için olmuyorsa orada ne sevgi vardır, ne iyilik vardır, ne güzellik vardır. Orada çıkar vardır, ilişkiler vardır. Karşılıklı birbirini gözeten ve dolayısıyla aslında kendi hakkını gözeten, kendi çıkarını kovalayan kimseler söz konusudur. Çünkü karşılıksız vermenin A'sı da Z'si de Allah'la başlar ve Allah'la biter. Çünkü Allah'tan sonraya, Z'den sonra bir harf koyacak kimse yoktur. Nimetlerin hepsini de yaratmış olan Allah Azze ve Celle'dir. Verdiklerine karşı hepsini de büsbütün karşılıksız vermiş olan yine Allah Azze ve Celle'nin ta kendisidir. Dolayısıyla da sevginin kendisine yöneldiği, insanların kendisine minnet hisset, yaratıkların kendisine minnet hisleriyle saygıya büründüğü o yegane kudret, bütün bu bahsettiğimiz güzel erdemlerin ve vasıfların bütününü hak etmektedir. O yüzden Allah Azze ve Celle kitaba elhamdu lillahi diye başlar. Hamd, bu bahsettiğiniz bütün şükrü de, minneti de, vefayı da, kulluğu da, saygıyı da, sevgiyi de içine alan bir kavramdır. Bu tamamıyla Allah Azze ve Celle'nin hak ettiği bir şeydir. Bu bütün hayatımıza ihata ettiği, bütün hayatımızda bu egemen olduğu sürece kitabın anlamı, karşılığı bizde yerini bulmuş olur. Yoksa kendi ilişkilerimizi insanlar arasında karşılıklı kurguluyor, Allah Azze ve Celle için değil de iyilik ve güzellikleri kendi çapımızda yaşıyor isek, burada artık sevgi değil, çıkardan söz edilir. Burada artık karşılıksız verme değil, tersine kaz gelen yerden tavuk esirgememe hesabı gözetilmiş demektir. Allah Azze ve Celle'nin dolayısıyla burada bir güzellikten bahsediyorsa, lillezine ahsenu, güzelce davrananlar dedikleri, bunu Allah Azze ve Celle için yapanlar demektir. Ve o güzelliğin tanımını da
yine Allah Azze ve Celle'den öğrenenler demektir. Kendi güzel tanımlarını, güzellik tanımlarını oluşturmuş ve Allah Azze ve Celle'nin de hatırını onun için olmayı bu denklemden dışarı çıkarmış kimseler bunun haricinde kalırlar. Onlar için yaptıklarının karşılığı yoktur. Allah Azze ve Celle onların yaptıklarının hepsine varıp hepsini hebaen mensura ve kadimna ila ma amilu min amelin fecaalnahu hebaen mensura varıp onların ne amel yapmışlarsa bu Kabe'yi imar etmek de olsa Kabe'ye gelmiş hacıları sulamak da olsa gelen hacılara develer kesip yedirmek de olsa adil bulunup adil davranıp düzgün ticaret yapmak da olsa hiçbir şey ifade etmez. Değil mi ki bunlar Allah için değildi, Cenab-ı Hakk'ı memnun etmek, hoşnut etmek için değildi, bir şeye yaramaz. Ancak bunların her biri eğer Allah Azze ve Celle'yi hoşnut etmek, onun rızasını elde etmek için olursa bu kez muazzam değerlere dönüşürler. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا biz sizi ancak Rabbimizin hatırı, onun yüzü, onun rızası için yedirip içiriyoruz. Biz bundan ötürü sizden en küçük bir karşılık yahut teşekkür dahi beklemiyoruz diyen kimselerin yaklaşımını Cenab-ı Hak sahiplenmiş ve onlara cennetlerini vaat ediyor. اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا bu Allah Azze ve Celle ile ilişkiye girmek demektir. Bu iyiliği, güzelliği Allah için yapmak demektir. Severken dahi Allah Azze ve Celle için sevmeli, ondan ötürü ve onunla ilişkili bir sevgi düşünmeliyiz. Evlat mı verdi son derece güzel ve hoş? Bunu Allah Azze ve Celle verdi diye sevmeli. Onda her güzelliği yaşadığımızda Yaradan'ın aslında bizi sevdiği için bu mutlulukla buluşturduğunu hatırlamalıyız. Yoksa Yaradan'ın unutulduğu her lahza artık karşılıklı birebir baba oğul yahut baba kız kendi dünyamızda sanal temelsiz bir şeyler kurmuşuz demektir. Çok geçmeden Cenab-ı Hak o baloncuğu yüzümüze patlatır ve öylece talihsiz ve bedbaht kalırız. Ancak bunu Allah Azze ve Celle'nin lütfu ve ihsanı sayan, dolayısıyla da bundan ötürü sürekli şükreden ve Cenab-ı Hakk'a karşı olan sevgisini burada yaşayan kimseler, her nimette, her şeyde artık hüsnayı kendi hayatına ikame etmiş demektir. Bu Yaradan'la ilişkilendirme mevzuu temel bir mevzudur ve eğer buradan koparılırsa artık dinin o bahsedilen güzelim değerleri de seküler bir hal alır ki bunun Allah indinde hiçbir karşılığı bulunmaz. Velev ki bunlar aynı şeyler olsa dahi. Dolayısıyla lillezine ahsenu, evet ahsenu demek güzel davrananlar demektir. Ama Allah'ın güzel dediklerini kastediyoruz. Onun kitabından okuyoruz. Dolayısıyla onun tanımları esastır. Nasıl ki başka bir yerde Cenab-ı Hak ve'mur bil ma'rufi, ma'rufu emret dediği yerde maruf bilinen, tanınan, hoş görülen şey dediğimizde nasıl topluma indirgemiyor, toplumun hoş gördüğü, bildikleri, o toplumda giden şeyler anlamıyorsak, Cenab-ı Hakk'ın hoş gördüğü, Cenab-ı Hakk'ın doğru bilip doğru olarak bize tanıttığı şeyleri anlıyorsak aynı şekildedir. Dolayısıyla kelime manaları üzerinden yola çıkıp kendimize ayrıca bir din ihdas etmeye lüzum yok. Böyle bir saçmalığı kitaba sokmaya, kitabın bir yerlerine sığıştırmaya çalışmak da ayrıca ahmakça olur. Çünkü Allah Azze ve Celle El-Hüsna'yı zaten kitabında tanımlamakta ve onlar için karşılığını da yine kitabında anmaktadır.